her geçen gün geçim sıkıntısı artıyor. Bakalım vatandaşlar aldıkları maaşla geçinebiliyor mu? Emekliyim, bu maaşla geçinemiyoruz. Ne kadar alıyorsunuz? 1200 lira alıyorum. Eviniz kira mı? Evimiz kira. Nerede geçiniyor, nerede? Ben 8 aydır boşum. 8 aydır. İş yok ki. Onunla arkadaşlardan borç alıp geçiniyor. Emekli misiniz? Emekli değilim. 61 yaşındayım, emekli değilim. Nerede? 3 tane çocuk okurken geçinmesi kolay mı yavrucuğum? Ne kadar maaş giriyor evinize? Ben emekliyim. 3 aydan 3 ay alıyorum. Kredilere kesilirse 7-800 lira geçiyor. 930 lira maaş alıyorum. Geçinemiyorum ben. Evde hanımla kavga ediyoruz, çocuklarla kavga ediyoruz. Ekonomik darlıktan dolayı elektrik geliyor 60-70 bin lira. Su geliyor 70-80 bin lira. Doğalgaz geliyor 300 bin lira. Her ay borç, her ay borç, her ay borç. Kredi kartına borcumuz var. Geçinemiyoruz biz ya. Cebimizde şu anda bir lira çıkartırsan yok. Halimiz ne olacak bilmiyoruz yani bunu. Kim düzeltecek bunu? Nasıl geçindin emekli insan yavrum? Nasıl geçindin söyler misin? Milletin geçindiği gibi geçiniyoruz işte. Yarı aç, yarı tok. Asıl şimdiden sonra bize lazım. Bir torun geldiği zaman, bir evlat geldiği zaman hepsi üniversite okuyor. Eline 5-10 kuruş veremedikten sonra ben baba anne olmuşum, anne anne olmuşum. Hiçbir şey ifade etmiyor. Hayır, geçinemiyorum. Emekliyim, 870 lira emekli maaşı alıyorum. Çalışmak zorundayım. Yaşım 62. Emeklileri bu hükümet hiçbir zaman düşünmedi. İnşallah seçimde de cevabını alır emeklilerden. Millete el işi yapıyorum da oğluma bakıyorum. Şimdi bak onlar çıktım çıkrıkçılara bu ayaklarımla. Onlar Aksaray'da keyif yapıyorlar, halklar burada sürünüyor. Orta gelirli vatandaşlarla emekliler başta gıda ürünleri olmak üzere pahalılıktan şikayet ediyor. Şu ortamda geçinmek mümkün mü? Patates 6 lira, patlıcan 5 lira, taze fasulye 20 lira, doğalgaza %20 zam. Baksana hep aldığımız yarım kilo yarım kilo. Tabaklara azıcık azıcık koyuyoruz. Çocuğum diyor ki anne biraz daha koy diyor. Koyamayınca üzüntü oluyor. Hayat çok pahalı yavrum. AKP iktidarının izlediği gerilim politikası vatandaşları da etkilemiş görünüyor. Kameramıza yansıyan tartışma bunun bir örneği adeta. Ayakkabı kutularına, kasalara eyvallah. Hayır, ben ne diyorum ben? Hayır. Ben 2 milyarla geçinemiyorum. Çocuk okutmuyorum, kira vermiyorum. Nasıl bu? Ha, bu sakalı var ya, sakal da sana geliyor. Bana sakala sen. Sen onu koyamazsın ki. Para mı geliyor acaba? Ayakkabı kutusundan para mı geliyor? Ben emekliyim. 1300 lira alıyorum. Doymuyorum. Burada ne kadar emekli var arkadaşlar? Bir gelin bakayım. Tabii emekli. Nerede emekli var burada? Gelin bakayım. Eskiden de maaş verirler. Yeminimde kaç kuruş var yeminimde? Maaş verirler. Nerede ne var? Parayla iman bir olmaz. Ya dayıcığım bırak lütfen yapma. Acımızdan ölüyor. Beydenden kağım yok. Dolmuş parası yok cemde. Cemde dolmuş parası yok abim cemde. Nereye gideceğim abi ben şimdi? Ya zaten, zaten bedava bak, 60 yılında. Bak. Yemek mi yiyeyim? Dolmuşum neyim? İktidar partisi AKP ekonominin iyiye gittiğini iddia etse de sokaktaki vatandaş öyle düşünmüyor. Halk Türkiye'de geçimin çok zor olduğunu söylüyor.